Evet, hoş geldiniz hocalarım. Enver hocam, sesim geliyor mu size de? Evet, Barış hocam. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam, Enver hocam, oturum başkanınız sizsiniz. Ben Evet. kaydı başlattım. Zaten paylaşım açık. İstediğiniz şekilde dosyaları paylaşabilirsiniz. Ben buradayım teknik bir sorun olursa diye. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ Rica olun. ederim. Siz de sağ olun. Evet, saati bekleyelim mi arkadaşlar? Merhabalar bu arada. Merhabalar. Faruk Bey, siz nerede görevlisiniz? Ben yüksek lisans öğrencisiyim. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde. Şu an tezli yüksek lisans. Şu an ders aşamasındayım. Hay maşallah, inşallah. Allah tamamlardırsın. Amin. Teşekkür ederim. Diğer katılımcılarımız daha henüz yoklar herhalde. Daha 4 dakika daha var. 4 dakika daha var, evet. Burcu Erden Hanım var. Kayhan Aygün, Bircan Cangül, evet. Konu ne? Konu ne seçmek istersin? Düşünüyorsun ya da? Ben Roma İmparatorluğu ve Provincia Noricum, yani bugünkü aslında Avusturya topraklarındaki Roma'nın yönetimi, idaresi, hem öncesi hem de Roma yönetiminden Diokletianus devrine kadarki süreç. O devre kadar aldım. Orta Çağ ana bilim dalı mıydı? Antik Çağ, Roma Peki. tarihi. Hoş geldiniz Burcu Hanım. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Tamamdır. Nasılsınız? Siz, sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nerede görevliydiniz? Araştırma Ben görevlisiniz galiba. evet, ben Mimar Sinan'da, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeyim, heykel bölümünde. Oradan mezunum zaten. Orada da 2012 yılından bugüne araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ben tam 2'de başlayacak mıyım, yoksa bir arkadaşı daha bekliyoruz sanırım, değil mi Emre Evet, bir Hocam? arkadaş daha var ama Evet. tabii yani Onu herhalde bekleyeceğiz. beklemeyiz. Başlarız diye düşünüyorum. Öyle mi? Ha, Tabii tamam. katılmayabilir çünkü bilmiyoruz ki. Öyle mi?
Evet. Süremiz doldu. Ben bir girizgah yapayım isterseniz. Başlayalım sonra arkadaşlar. Evet, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Kocaeli Üniversitesi'nin desteğinde İMASKON 2022 Sonbahar Kongresi'nin bugünkü oturumunda çok kıymetli katılımcılar var. Araştırma görevlisi Burcu Erden hanımefendi, yüksek lisans öğrencisi Faruk Büyük Tanır, Burak Kayhan Aygün ve Bircan Cangül hanımlar bugünkü oturuma katılacaklar. İlk iki sunumu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi araştırma görevlisi Burcu Erden hanımefendi yapacak. Buyursunlar. Tamam, ben sunumumu paylaşıyorum o zaman hemen. Herkese tamamdır. Tekrar merhaba. Paylaştım sanırım, değil mi? Evet, sunumlarımızın süresi de 5 ve 10 dakika arasında olacak. Hatırlatmak istedim. Tamam, olmaya çalışacağım. Tamamdır hocam. Benim bugünkü sunumumun başlığı nesne ve figür arasında Zühtü Mürdoğlu'nun ağaç dalları üzerine olacak. Hemen o zaman çok kısa Zühtü Mürdoğlu hakkında bilgi vermek istiyorum. Zühtü Mürdoğlu'nun şu an en çok bilinen iki heykelini bir rölyef ve bir heykeline yer vermek istedim. Sağda görünen heykel Beşiktaş Meydanı'nda yer alan Barbaros Anıtı. 1943 tarihli olan bu heykeli aynı yıllarda öğrencilik yaptığı, aynı yıllarda burslu olarak Paris'e gittiği ve aynı yıllarda hocalık yaptığı meslektaşı Ali Hadi Baray ile birlikte yapmıştır. Buradaki anıttaki figür anlayışına baktığımızda figürlerin içerikle doğru orantılı olarak son derece idealize edildiği, kas yapısının abartıldığı ancak yine de doğaya sadık kalındığı görülmektedir. Hemen soldaki örnekte ise Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı anlatan Anıtkabir'e şeref oyuna çıkan merdivenlerin solunda kalıyor bu rölyef. Burada ise son derece geometrik biçimde figürlerin ele alındığı görülür. Hatta neredeyse Mısır rölyeflerindekine benzer biçimde son derece yalınlaştırılmış figür sadece akslarla anlatılmış denilebilir. Zühtü Mürdoğlu bu arada 1950-55 yılları arasında heykel bölümündeki, ki hala var bu atölye, Modaç Atölyesi'nde hocalık yapmış. 55-74 yılları arasında da kurulumunda görev aldığı Ahşap Atölyesi'nde hoca olarak çalışmıştır. Şurada kronolojik olarak figüre yaklaşımını gösteren 4 tane örnek seçtim. İlk örnek 1932 yılında burslu olarak Paris'e gittiği yıllarda yaptığı bir heykel. Ki bugünden bakınca bu heykel aslında insan anatomisine dair bir figür etüdü. Etüt olarak değerlendirilebilecek, eskiz olarak değerlendirilebilecek bir heykel. Yine aynı yıllarda yaptığı ikinci örnekte ise burada Paris'te muhtemelen batılı sanatçıların soyut işlerini gördükten sonra onların etkisiyle yaptığı ve uzuvlarını keserek aslında soyut bir leke olarak heykeli ele aldığını görüyoruz. 1940 yılındaki örnekte ise tekrar aslında öğrencilik yıllarındaki etüt çalışmalarına geri döndüğünü, 1950 yılında en sağda görülen örnek kele olan bu heykelin adı. Burada ise son derece sadece akslar, son derece yalınlaştırılmış, hatta oranları biraz deforme edilmiş bir heykelle karşılaşıyoruz. Mürdoğlu kendisini her zaman öğrenci sanatçı olarak adlediyor ve bunu kırmak yönünde bir arzusu olduğunu literatürdeki açıklamalarında görebiliyoruz. Hocası Jimont da onu bu bağlılığını, yani modele bağlılığını kırması konusunda teşvik ettiğinde yine kendisi aktarıyor. Başlıkta yer alan ağaç dalları heykel serisi ise 1950-1960 yılları arasında yapılmış heykeller. 1949 yılında Paris'e ikinci kez burslu gidip geri döndükten sonra Kalamış'ta yaşamaya başlıyor. Ve Kalamış'taki evinin bahçesinde ve semtte budanmış ağaçlardan yapıyor bu heykelleri. Bu heykellerle ilgili şöyle bir şey diyor, söylüyor Mürdoğlu. O budanan ağaçlarla ilk defa olarak figürsüz heykele başladım, dönüştüm diyor. Aslında buradaki figürsüz kelimesi figürden uzaklaşma, her zaman arzuladığı figürden, insan figüründen uzaklaşma meselesine işaret ediyor. Buradaki dönüşüm ise sadece Mürdoğlu'nun kendi heykel dilindeki dönüşümün ötesinde aslında 1950 yılına kadar devlet desteğiyle gerçekleşen Türkiye'deki heykel sanatının aslında 1950'den itibaren devletin bu desteği çekmesiyle sanatçıların bireysel kararlarına ve özgün yapıt üretmesine bir alan açılıyor. Mürdoğlu'nun bu ağaç dallarını da bu eksende görmek gerektiğini düşünüyorum. Aykut Köksal o dönemi 50'ler modernizmi olarak tarif ediyor ve Mürdoğlu'nun heykellerinde de karşımıza çıkan soyutlamanın o dönemdeki tüm disiplinlerde ortak bir yaklaşım olarak görüldüğünü dile getiriyor. Buradaki heykel bu arada aynı heykeldir, farklı açılar. Burası eski resim heykel müzesi. Şu an galiba Cumhurbaşkanlığı, önce Başbakanlık, şimdi Cumhurbaşkanlığı yapısı olarak işlev görüyor. Bu bakır kaplanmış bir iştir.
Buradaki örnekte ise yine aynı heykelin farklı açılarını görüyoruz ve sadece zımparalanmış ve cilalanmıştır. Ağaç dallarına asla müdahale etmez. Asla normalde ahşabı yontarak kullanmasına rağmen bu rastlantı sonucu bulduğu ağaç dallarını sadece bir seçim söz konusudur burada. Yani figür, çünkü bunları insan figürüyle ilişkilendirir. İnsan figürünün işte koşma, dans etme, yürüme gibi hareketleri ve jestleriyle ilişkilendirir bu figürleri. Burada da yine bakırla kaplanmış bir örnek görüyoruz. Aslında bu seçimde ağaç dallarının hareketinin ve oranlarının insan figürünü çağrıştırmasına odaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca bakırla kaplanmasının da ağaç dalının aslında çürümesinin önüne geçen bir müdahale olduğunu da belirtmeliyim. Bu ilk yukarıda gördüğümüz ilk üç örneğin aksine, bu örnekte ise ben bu heykeli yakından gördüğüm için biliyorum, Devlet Resim Heykel'in müzenin koleksiyonunda aslında iki ya da üç dal grubunun bir araya getirilmesi ve bakırla kaplanmasıyla bu kapalı kompozisyon oluşturulmuştur. Artık bu heykelde diyebiliriz ki figür çağrışımından tamamen uzaklaşmıştır Müridoğlu. Figüratif heykellerinde insan bedeninin oranlarını dahi bozmaya direnen Müridoğlu'nu anatomiyi tanımlamaktan uzaklaşmaya zorlamıştır bu ağaç dalları ki Müridoğlu için aslında bu bir meydan okumadır ve bilinçli olarak yapılmış bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada ağaç dallarını seçmesindeki bir sebebin de bu literatürde karşıma çıkan bir şey değil ama ekonomik sebepleri olduğunu da düşünüyorum. Çünkü 1980'leri mesela düşündüğümüzde İlhan Koman'ın en çok bilinen heykeli Akdeniz heykeli beyazdır. Şu an Yapı Kredi Kültür Sanat'ta duruyor. Ancak onun beyazdan maviye doğru olmasını hayal etmiştir aslında İlhan Koman. Ama o mavi metal boyası ki Halk Sigorta'nın sponsorluğuyla yapılmıştır o heykel, yurt dışından bir türlü getirilememiştir. Ki burada 1950'li yıllarda malzemeye ulaşmanın o kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bununla ilgili bir bilgiye rastlamadım ama böyle bir yanı da olabileceğini düşünüyorum. Müridoğlu 1956 yılında Esi dergisinde yayınlanan Statik Dinamik Problemi makalesinde dinamik bir kompozisyonun zıtlığa dayandığını ve heykeli canlılık kazandıran bir unsur olarak öne çıktığını dile getirmiştir. Bu kompozisyonlarda da ona dikkat ettiğini görüyoruz. Herhangi bir figür vesaire bir canlıya dair bir benzerlik taşımamasına rağmen sanki adım atsa atacak bir canlılığa sahiptir kompozisyon. Modern Sanatın Felsefesi kitabında Herbert Read, soyutlama kavramını doğadan türetilmiş somut detaylara ayıklanmış form olarak ifade etmiştir. Müridoğlu'nun heykellerindeki ayıklama, yola çıktığı insan figüründen oldukça uzaklaşmış biçimlere varmıştır. Burada da aynı heykelin farklı açılarıyla karşılaşıyoruz. 1950-1960 yılları arasında Müridoğlu'nun yaptığı bu heykellerden edindiği deneyimi sonraki yıllardaki heykellerinde de kullandığını görüyoruz. Mesela ortadaki heykel bir balerindir ve ağaç dallarından yaklaşık 30 yıl sonra 1989 yılında yapılmış bir heykeldir, bronzdur. Ama orada ağaç dallarındakine benzer sanki bir silindir formlarıyla biçimlendirilmiş gibidir figür. Oranlar da mesela kollar daha kısadır, bacaklar daha uzundur. En sağdaki demir çubuk üzerine giydirilmiş betonda ise şuradaki örneklerde görülen boşluğun aynı anlayışla heykele taşındığı görülür. Bu örnekte de mezar taşlarından esinlenme isimli bir mezar taşları serisi vardır 1960-70 yılları arasında yaptığı. Burada da aslında ağaç dallarındakine benzer bir yapıdan öte figürden tamamen uzaklaştığı görülür ki bu Ahlat'taki, Bitlis'teki Selçuklu mezarlarından orayı ziyaret ettikten sonra yaptığı çalışmalardır. Burada bence en dikkat çekici nokta demir bağlantıyı gizlememesi ve onu bir plastik bir eleman olarak heykelde kullanmış olmasıdır. 1954 yapımı Bilinmeyen Siyasi Mahkum isimli sağdaki heykelinde ise o statik ve dinamik problemi isimli makalesinde canlılığın zıtlığa dayandığını söylemiştir. Burada ise tam aksi biçimde davrandığı görülmektedir. O yüzden Bilinmeyen Siyasi mahkum heykelinde budanarak canlılığını yitirmiş ağaç dalının içerikle doğrudan ilgi kurduğu görülmektedir. Buradan iki önemli noktaya vardığımızı düşünüyorum. Müridoğlu'nun 1950 sonrası heykel dilindeki dönüşümün yine bu yıllarda devletin sanat üretiminin üzerindeki desteğini geriye doğru çekmesinin bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu desteğin azalmasının, geriye çekilmesinin, sanatçının bireysel karar ve özgürlüğünün ortaya koyacağı bir alan açtığını görüyorum. Bir heykeltıraşın kendi heykel dili içinde insan figürüne olan yaklaşımının toplumsal dönüşümden kaynaklanan bir karar olarak karşımıza çıkması açısından da ağaç dallarının dikkat çekici bir örnek olduğunu düşünüyorum. Umarım çok hızlı olmamıştı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz hızlı bir şekilde yapmaya çalıştım sunumumu. Güzel oldu. Teşekkür ederiz. Şimdi ikinci sunuma geçeceğiz. Bu da benim, evet. Sunumlardan sonra da soruları alıyoruz. Tamam. Hemen açıyorum. Bunu çok hızlı yapmaya çalışacağım. Hemen paylaşıyorum. Bu arada Çağdaş Erçelik var. Evet.
Aynı bizim yani ben lisanstayken Çağdaş yüksek lisanstaydı. Ben de onun heykellerine hayranım. Ha Çok evet, beğeniyorum. çok Tabii güzel. tabii takip ediyorum. Server Demirtaş var. Onu çok Evet, beğeniyorum. O da çok aynen. enteresan. Bizim de Evet. atölyelerimiz çok yakındır Server Öyle mi? Demirtaş'a. Aa, Gümüş müthiş. suyunda onun da atölyesi, evet. Bayağı biliyorsunuz hocam. Yok canım bayağı değil. Ay, Server Demirtaş biraz şey, özel bir örnektir. Bir popülerliği var son birkaç yıldır ama spesifik bir örnektir. Evet. Başlayayım mı buna da hemen Tabii yoksa? lütfen buyurun. Tamam. Tekrar merhaba. Bu morfoloji ders notları bir eklemlen strüktüre isimli sunumum. Aslında benim 2018 yılından beri verdiğim, ben 2016'da doktoramı tamamladım. 2018 yılından bu yana da morfoloji dersine giriyorum. Birinci sınıf öğrencilerin zorunlu aldığı, birinci yarı yılda, ikinci yarı yılda zorunlu olarak aldığı bir ders bu. Orada verdiğim eklemlen strüktüre isimli ödevin sunumunu yapacağım. İlk önce morfoloji dersiyle ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Morfoloji aslında tıp öğrencilerine insan anatomisine dair bilgi veren bir derstir. Ancak bu 1980'lerin sonunda bizim Güzel Sanatlar Fakültemizde Meriç Özal tarafından açılmış bir derstir. Orada tek tek, ben de Meriç Özal'dan almıştım, tek tek biz kasları çizerdik, Latince isimlerini öğrenirdik. Ancak günümüzde ben bu dersi veren üçüncü hoca olarak artık insan anatomisinin her noktadan birbirine bağlı bir strüktür olarak ele alıyorum ve yapılan bir hareketin, jestteki bir değişimin, vücuttaki bir dizi değişimine odaklandığımız, yani biçimi işleviyle birlikte ele alma ekseninde anatomiye dair bir ders veriyorum. Ve bizim öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren ana bir temel heykel atölyesi alıyorlar. Yani orada çamurdan antik kopyalar, canlı modelden etütler yapıyorlar. Bu dersin programı da biraz orada yapılan çalışmaları desteklemeye yöneliktir. Morfoloji dersinde heykelin temel ilkelerini ve heykelin terminolojisini, antik uygarlıklardan günümüze seçtiğim örnekler, öğrencinin derste yaptığı etütler ve ödevler üzerinden söz konusu ediyorum. Ödevlerde çünkü bir etüt çalışması yapıyoruz insan anatomisine dair, ardından da bununla ilişkili bir ödev veriyorum. Ders bu şekilde ilerliyor. Ve ödevlerde yüzey, form, kompozisyon, strüktür, malzeme seçimi ve kullanımı, heykel yapım süreci ve bunun gibi problemlere dikkat çekiyorum. Ve bu derste verdiğim örneklerden biri de bütün külliyatına, üzerine söylediği, kendi heykeller üzerine söylediği açıklamalara ve heykeli hakkında ve heykel yapım süreci üzerine pek çok makaleye ulaşmanın mümkün olduğu Henry Moore'dan örnekler veriyorum. Burada solda heykeltıraş Henry Moore'un maket atölyesini görüyoruz. Bu maket atölyesini ben bu fotoğrafları da öğrencilerle paylaşıyorum. Çünkü daha birinci sınıfta ilk geldikleri haftalarda maket yapmanın, eskiz çizmenin, bir heykele başlamadan önce üzerine etüt yapmanın önemli bir adım olarak görmelerini istediğim için böyle davranıyorum. Henry Moore'un aslında bir de kemik, dallar, taşlar gibi bunları doğadan topladığı geniş bir koleksiyonu var. Bunlardan yaptığı etütlerle buradan edindiği çıkarımları heykeline aktararak soyut heykeller yaptığı bir heykel dili olduğu söylenebilir Henry Moore'un. Bu anlamda da çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Buraya da birkaç heykel örneğini aldım Henry Moore'un. Burada mesela soldaki fotoğrafta ilk önce bir omurgadan kesit çalışıyor. Sonra ondan yola çıkarak oradaki boşluğu kullanarak kendi özgün heykelini yapıyor mesela. Ayrıca yani bu Henry Moore'a bakmanın şöyle bir katkısı da oluyor öğrenci için. Daha geldiği ilk haftalarda bir heykeltıraşın heykel yapım sürecine dair bir analiz de içeriyor. Yani sadece biçimlere bakmak değil, ha eskiz yapıyor, maket yapıyor, birçok maket yapıyor ve bunlardan belki sadece bir kısmını gerçekleştiriyor gibi. Soldaki heykelde bir torso heykelidir, kemer biçiminde olan. Aslında bu heykel avuç içi kadar bir heykeldir. Ancak fotoğrafın, objektifin konumu, arkasında gökyüzünün alması, kıyaslanacak bir nesne olmayışı yakınında ve heykelin tabii küçük boyutlarda olmasına rağmen büyük boyut etkisi taşıyan bir biçim diline sahip olmasının da etkisi vardır. Heykel oldukça büyük görünüyor. Bu iki örnekte gösterdiğim örnekler arasında, çünkü biz eklem etütlerine, yani iskelet üzerinden eklem çalışıyoruz, eklem türlerini ve çocuklar iskeletten çizimler yapıyorlar. Ondan sonra bu eklemlerden yola çıkarak bir ödev, bir heykel tasarımı yapmalarını istiyorum. O yüzden de bu pozitif negatif ilişkilerinden, heykelin elemanlarını birbirine bağlarken bu pozitif negatif ilişkisinden faydalanabileceklerini düşündüğüm için bu örnekleri gösteriyorum. Ödevin tanımı da şöyle. Ay, şuradan, pardon. Seçeceğiniz eklem ya da eklemlerden yola çıkarak iki farklı biçime sahip toplamda 7 elemandan oluşan ve kendi başına ayakta duran bir heykel tasarlayınız. Burada kendi başına ayakta duran meselesi çok önemli bizim için, heykeltıraşlar için. Heykel kendini taşıyacak, gizli bir taşıyıcısı olmayacak, zemine monte edilmeyecek, heykelin elemanları birbirine bağlanmayacak ve yapıştırılmayacak. Böyle bir şart koştuğum unsurlar var. Burada şimdi ilk örneği görüyoruz. 2000, ha buradaki örnekler bu arada 2018, 2019 ve 2021-22 öğretim yıllarından seçtiğim örnekler. Öğrencilerin
parçaları birbirine monte etmeden çalışmasını. Burada da mesela bir yapıştırma ya da monte yoktur. Üzerindeki küçük parçalar büyük elemanın aslında oyuklarına oturur. Burada omuz ekleminden yola çıkmıştır öğrenci. Top ve soket ekleminden. Ki burada zekice yaptığı bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Büyük parça iki noktadan zemine basmaktadır. Ama aslında bir nesnenin yer çekimiyle güvenli bir ilişki kurmak için en az üç noktadan basması gerekir. Ama küçük elemanlardan birinin ucunu yere değdirerek aslında heykelin üç noktadan zemine temas ettirmiştir. Bu arada bu öğrencimiz bizde öğrenci olduğu yıllarda ki hala öğrencimiz İngilizce öğretmeniydi. Ki hala aktif olarak çalışıyor Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda. Buradaki öğrencimiz de, bu öğrencimiz de ilginçtir. Bunu bilhassa arka arkaya getirmedim, tamamen tesadüf. Tıp bitirmiş ve şu an aktif olarak doktor olarak çalışan bir öğrencimiz. Bu elde yer alan karpal kemiklerinden ve ön koldaki radius kemiğinden yola çıkarak bir heykel tasarlamıştır. O küçük elemanları, yani 6 tane küçük birimi bir arada tutan büyük elemanın oyuğudur. Yani üst üste koyulduğunda küçük elemanlar bir arada duramaz. Büyük elemanın verdiği ağırlıkla bir arada durabilirler. Bu da iyi bir tasarım çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Burada da öğrencimiz menteşe biçimindeki dirsek ekleminden yola çıkarak formlarını biçimlendirmiştir. Ve aslında buradaki kilit sistemindeki kilit sistemi vardır heykelinde. Yani parçaları tek tek üst üste koymazsınız. Birkaç parçayı aynı anda kilitleyerek ancak heykeli ayakta tutabilirsiniz. Günümüz teknolojisindeki mimari yapılarda kullanılan çözümlerden de esinlendiğini dile getirmiştir. Bu öğrencimiz de bu heykeli yaptığı sırada 2018'de İTÜ'de mimarlıkta doktorasını tamamlamış ve araştırma görevlisi olarak çalışıyordu. Aynı zamanda biz de öğrenciydi. Bu öğrencimiz de, bu genç bir öğrencimiz, omurgadan yola çıkarak heykelini tasarlamıştır. Aslında bir aks üzerine büyük parçası tek bir çizgi üzerine oturmasına karşın, tıpkı Zühtü Mürdoğlu'nun bir önceki sunumda söylediğim gibi, üzerindeki küçük parçaları farklı akslarda yerleştirdiği için son derece zengin bir ışık gölge elde etmiş ve kompozisyonu sıkıcılıktan kurtarmıştır. Buradaki öğrencimiz de 2018-2019 öğretim yılından bir ödev bu da. Parmaklarımızdaki falanks kemiklerinden yola çıkarak tasarlamıştır. İki farklı biçim mi şart olarak koşmuştum. Buradaki biçimler arasında fark ediliyor ki çok minör farklar vardır. Ancak bir el imgesi hissedilmektedir ama bunun bir insana mı, bir hayvana mı, yoksa var olan bir canlıya mı, hayali bir canlıya mı ait olduğu konusunda aslında bir geçişlilik taşır. Kendine özgü anatomisi olan bir el iskeleti inşa etmiştir öğrenci. Burada da öğrenci pelvis kemiğinin delikli yapısından yola çıkarak boşluk ve doluluğu kullandığı bir heykel yapmıştır. Böylelikle oradaki delikleri genişleterek heykelinde aslında malzemeden bağımsız olarak kompozisyonu bir hafiflik etkisi ortaya koymuştur. Üzerine koyduğu küçük parçalardaki katı geometriyle de zıtlık yakalamıştır. Buradan yola çıkarak vardığım birkaç sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada öncelikle morfoloji dersinde deseni not almak olarak. Çünkü bizim öğrencilerimiz, biz yetenek sınavıyla öğrenci alıyoruz ve yıllarca desen çalışarak geliyorlar aslında. Ve hayalden bir kompozisyon ortaya koymak üzere çalışıyorlar. Ben derste tamamen bunu kırmaya yönelik çalışıyorum. Yani görmedikleri hiçbir şeyi kağıda taşımamalarına yönelik. Çünkü ezbere çizmeye çok meyilli oluyorlar. Öncelikle bu ödev biraz bunu kırmaya yönelik bir alıştırma. Onun dışında uygulama sırasında bazı öğrenciler eskizlerinden uzak bir uygulama sonucuna vardıklarını görüyoruz. Bu da tasarımında aktif bir gözlemci olmayı gerekli kılıyor. Ve malzemeyle henüz tanışmış bu öğrencilerin, birinci sınıf öğrencilerin heykel tasarlamakta üst sınıflara göre daha cesur, özgür ve yaratıcı davrandıklarını gözlemledim. Ve heykelin temel ilkeleri ve heykel terminolojisinin öğrencinin kendi heykel tasarımı üzerinden gündeme getirilmesinin onun için daha dikkat çekici, daha verimli ve daha ilgili davrandığını gözlemledim. Ve bu ödevle birlikte öğrencinin desen yapma, maket yapma, malzemeyle düşünme alışkanlığının aslında heykeli gerçekleştirmek konusunda ne kadar önemli bir durak noktası olduğunu da vurgulamaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam sesiniz gelmiyor. Evet, sesi kapatıp konuşursun, gelmez tabii. Asıl biz teşekkür ederiz. Çok fazla istifade ettik. Çok sağ olun. İki kıymetli çalışmaydı. Bu arada ders veriyor musunuz? Yani derse evet, giriyor evet. Aynen. Bir kanun değişti bir ara. 2018'de sanırım araştırma görevlileri ders verebilir diye. Çünkü biz kalabalık olduğumuz için bir kadro gelmeme durumumuz var bizim. 2018'den beri derslere giriyorum. Yani tek başıma. Bizde tam tersi. Araştırma görevlileri kesinlikle derse giremiyor. O kanundan dolayı diyebiliyorum. Allah Allah. Biz 2018'de değişti ve artık tek başımıza girebiliyoruz.
Doktorasını bitirenler, doktorasını tamamlayan araştırma görevlileri. Tamam. Ben 2016'da tamamlamıştım. Aynen. Zaten sizin artık doktora tübiyesi olma vaktiniz gelmiş. İşte doçentliğe başvuracağız çünkü gelmiyor hocam. İnşallah, inşallah. Tebrik ederim, çok teşekkür ederim. Bir günde ben inşallah bir serginize gelmeyi düşünüyorum. Çok sevinirim, çok sevinirim. Evet, şimdi diğer arkadaşımızı alalım. Yüksek lisans öğrencisi Faruk Büyüktanır arkadaşımız. Buyursunlar lütfen. Geldi mi ekran? Geldi, yani, geliyor. Evet, tamamdır. PowerPoint sunum görünüyor değil mi? Görünüyor. Benim merhabalar tekrardan. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Roma İmparatorluğu ve Provincia Noricum benim konum. Noricum aslında günümüz Avusturya topraklarını tekabül eden bir Roma eyaletiydi. Oranın yerleri aslında Keltlerdi. Norican kabilesiydi. Yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde Latene ve Hallstatt isimli iki tane kültür merkezi tespit edildi. Laten İsviçre'deki Fransa merkezi olan Keltleri ifade ediyor. Hallstatt ise günümüz Avusturya topraklarındaki Keltleri ifade ediyor. Bunun hemen altındaki Keltlerin yayılma haritasına bakarsanız gördüğünüz üzere Anadolu'ya kadar gelmişler. Galatlar, Ankara'nın eski Roma dönemindeki eyalet adı Galatya'ydı. Ankara'ya gelmiş bir yerdeymiş olan Keltlere Galatlar deniliyor. Şimdi Kelt adı ilk başta aslında Hekatius isimli bir antik Yunan tarihçisi zikriyle Kelt adı dünya tarihinde kendisini buluyor. Keltoi diyor Hekatius. Keltlerle Romalıların karşılaşması aslında M.Ö. 4. yüzyılda olacak. Sağda gördüğünüz aslında Keltlerin günlük yaşantılarından bir görseldir. Şimdi Keltler Romalılar Keltlere Galli diyorlar. Galli demelerinin sebebi de aslında Antik Yunanca'daki süt anlamına gelen gala kelimesi. Çünkü tenleri çok beyaz, süt beyaz bir deriye sahip oldukları için Romalılar onlara Gali olarak isimlendiriyor. Zaten Fransız topraklarına da Gali diyecekler. Şimdi M.Ö. 387 yılında bir Alya Nehri savaşı gerçekleşecek. Bu savaşın esas sebebi ise şu sağdaki haritada görmüş olduğunuz Clusium kentini Etrusklara ait olan bir kent. Keltler yani ya da Romalıların zikrettiği adla Galyalılar yağmalamaya çalışıyorlar. Yani ele geçirmeye hedefliyorlar. Ve ordular sınırı dayanınca Clusium kenti de Roma'dan yardım istiyor. Roma bir barış heyeti gönderiyor. O zamanda Keltlerin lideri Brennus isimli bir kabile şefi. O barış görüşmeleri sırasında bir anlaşmazlık çıkıyor ve Brennus öldürülüyor. Bunun üzerine de Keltler büyük bir öfkeyle askeri yürüyüşe geçiyorlar. Alya Nehri'de gerçekleşen savaşta Roma lejyonları mağlup oluyorlar ve Roma'yı yağmalıyorlar ve yani Roma bunun intikamını ileride alacak. Yani Julius Caesar'ın Galya valiliği sırasında alacak. Yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde aslında Keltlerin Romalıların onları isimlendirdiği gibi barbar olmadıkları, aksine çok büyük bir kültüre sahip oldukları ortaya çıktı. Bu ekranı görmüş olduğunuz sol üsttekiler Hallstatt'ta bulunan Kelt mezarları. Kelt mezarlarının buluntularında iyi bir maden işlemeciliğine sahip oldukları görünüyor. Ve altında Kelt kılıçları var. Yani demir işlemeciliğinde çok iyiler. Sağda da Avusturya'nın Paternburn'daki bir yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkan bir mezar ve onun buluntuları gördüğünüz üzere bir şarap testisi testisi var. Bu aslında yapılan arkeolojik çalışmalar sebebiyle yani sonucunda Akdeniz ticaretiyle bağlantılı oldukları ortaya çıkıyor. Yani bir ticari kültüre sahipler, aynı zamanda bir zirai kültüre de sahipler. Zaten Keltlerin sosyo-kültürel yapısında şöyle bir şey var. Üstte bir aristokrat sınıf var. Kabile şefleri ve onların ailelerinden gelen bir sınıf var. Altta da tarımla uğraşan bir sınıf var. Burada çeşitli madenlerden bilezikler, takılar,
kılıçlar kilden çanak çömleklere rastlanılıyor. Ve zaten bu çanak çömlekler de zeytinyağı, şarap vesaire taşındığı da ortaya çıktı. Burada görmüş olduğumuz kişi yani Jules Caesar. Solda da görmüş, solda Jules Caesar'ın kendi notları doğrultusunda çizilmiş bir harita. Kelt diyarını gösteriyor. Jules Caesar en sağda görmüş olduğumuz Alesya Savaşı'yla Keltlerden intikamını alıyor. Yani Galyalılardan intikam alıyor. Sonrasında da yaşanan bir iç savaş neticesinde biliyorsunuz Jules Caesar Senato'da öldürülüyor. Katlediliyor ve yeğeni olan Octavianus'a tüm mirasını bırakıyor. Onu yasal oğlu ilan ediyor ve Octavianus döneminde yeni bir fetih, yeni gerçekleşen fetih hareketleri var, fetih emirleri var. Bu fetihlerin de olması gereken yerin Ren ve Tuna Nehri civarlarında olması gerektiğini söylüyor. Ancak maalesef Göteborg faciası sebebiyle yani Cermenlerin Arminius, asi general Arminius, Arminius'un kumpasıyla Göteborg ormanında büyük bir Roma lejyon birliği yok ediliyor. Bu biraz seferleri yavaşlatıyor. Şimdi Galya'dan yani günümüz Fransa'sından Roma'ya yapılan yani İtalya'ya yapılan saldırılar M.Ö. 4. yüzyıllara giderken Noricum yani Hallstatt kültüründen yani günümüz Avusturya topraklarından İtalya'ya yapılan saldırılarsa M.Ö. 2. yüzyıla tekabül ediyor. İlk saldırılar böyle. Burada sağdaki haritada görmüş olduğunuz pembe alanlar aslında işgal bölgeleri. Octavianus döneminde. Octavian bu bölgeleri işgal ediyor ancak hemen eyalet yönetimine geçmiyor. Ondan sonra Claudius devrinde bu pembe gösterilen yerler eyalet haline gelecek. Noricum bölgesinin ismini almasının sebebi Noric kabilesi aslında. Noric kabilesi M.Ö. 1. yüzyılın başında orada bir krallık kuracak. Diğer kelt kabilelerini ekarte edecek. Ve son Norican kralı Vokio'nun ölmesinin arkasında M.Ö. 15'te Vokio ölecek ve Illyrium yani bugünkü Dalmatya yani bu Adriyatik kıyı sahil şeridindeki bölgenin valisi olan Silvius Nerva bölgeye askeri harekat düzenleyecek. Askeri harekattan sonra Magdeburg'da olmak üzere bir işgal yönetimi kurulacak. Ancak bu İmparator Claudius döneminde bir eyalet haline alacak. Tamamen bir Roma provinciyası olacak. Ancak başkent yeri Virunum olacak. Bu solda görmüş olduğunuz haritada Virunum kenti gösterilmiştir. Noricum Mediterranum bölgesindeki güneyde yani tam İtalya'nın kuzeydoğu bölgesiyle kesişmiş bir halde olacak. Ve Noricum eyaleti batıda Raetia eyaletiyle, doğuda da Pannonia eyaletiyle, güneybatıda da İtalya'nın kuzeyiyle komşu olacak. Tabii ki de Roma söz konusu bölgeyi ele geçirdikten sonra bir romanizasyon, Romalılaştırma politikasına girecek. Bunun üzerine mesela Carnuntum kentinde M.Ö. 100 yılında bir antik tiyatro kurulacak. Bu amfitiyatroda antik Yunan tragedyaları ve komedyaları oynatılacak. Ve aslında maalesef M.Ö. 69 yılında yaşanan Cermen saldırıları, Markoman tehdidi sebebiyle Noricum sınırında bir zincir sur savunma hattı kurulacak. Askeri bir hat bu. Ve bu hat doğrultusunda da mesela M.Ö. 165'te Albin Kalesi kurulacak. Bu solda görmüş olduğunuz o Albin Kalesi'nin bir planı ve de sağda görmüş olduğunuzda Lauricum bölgesinin yerleşkesinin bir planı. Bu planları sadece bu planları gösterebiliyoruz. Çünkü 2. Dünya Savaşı zamanında maalesef gerek Hitler'in ordusu ve Stalin'in yani Kızıl Ordu bu bölgeden geçerken pek çok bölgeyi tahrip etmiş bir vaziyetteler. Ve o dönemin insanları işte hani barınak yapmak için gerek işte şömine yapmak için kendilerine bu kalelerin mesela taşlarını devşirmişler, sökmüşler, baca yapmışlar, kendilerine barınak yapmışlar. Ve maalesef büyük bir talan ve arkeolojik yani sahayı öyle tahrip etmişler ki pek fazla buluntu elimize geçmemiş. M.Ö. 165'te 2. Lejyon Birliği kalıcı olarak
yerleştirilecek Albin Kalesi'nde. Sonrasında da Lauricum Kalesi'ne geçiş yapılacak. Yani orada iskan edilecek artık askerler. Burada aslında Kikaron'un bir sözü var. Atalarımız tehlikeye yaratabilecek yerlerde kendilerini garantiye almak için koloniler kurdular. Bu koloniler İtalya'da birer kentten ziyade imparatorluğun ileri bir karakolu görünümündeydiler sözü var. Burada aslında şöyle bir şey var. Roma ilk başlangıçtan itibaren aslında askeri, yani bir savunma, yani güvenlik ihtiyacı için askeri fetihlere başlıyor. Ancak bu bir noktadan sonra fethedilen bölgelerdeki zenginlikler ele geçmeye başlayınca bu korku biraz unutuldu. Ancak Teutoburg faciasından sonra ve tabii ki sınırdan Germen saldırıları ve Kel saldırıları olmaya başladıklarında maalesef bu korku tekrar canlanacak ve bahsettiğim gibi Noricum bölgesi çok ticari bir bölge. Afrika'dan tüccarlar var, Akdeniz'in çeşitli noktalarından tüccarlar var. Terracina bölgesi, yani bugünkü Roma ve Napoli arasında kalan bir bölge var. Oranın yerlerinden bile tüccarlar oradalar. Ticaret merkezi ve tarım merkezi aynı zamanda. Çünkü ele geçirilen bulgular aynı zamanda kentlerin, yani Hallstatt kültürüne ait olan kentlerin tarım aletlerini de buldu. Yani zirai bir bilgileri var, birikimleri var. Maden işlemeciliği de var zaten. Kelt kılıçları Roma ordusunda da kullanılmaya başlayacak. Yani gerek orası, yani Noricum bölgesi ele geçirmesinin sebebi Germen topraklarıyla İtalya Yarımadası, İtalya Peninsula arasında bir geçiş koridorları, vadileri içerdiği için, yani orası hem ticari bir ticari önemde, hem maden cevheri açısından çok büyük önemde, hem de askeri güç, güvenlik için Noricum bölgesi çok büyük bir önem arz ediyor. Ancak bu İmparator Claudius devrinden sonra, özellikle milattan sonra 69 artık Flavianus Vespasianus, Titus Flavius Vespasianus başa geçmiş. Flavius hanedanı var. Onlar artık daha çok ticaret merkezinden ziyade askeri bir ileri karakol olarak görmeye başlayacaklar bu eyaleti. Yani bu şekilde, yani bu şekilde aslında Noricum vilayetinin kaderi değişecek ve hatta Marcus Aurelius döneminde, Hadrianus devrinde pek çok imparator tek tek, yani Noricum sınırında kurulan gözetleme kalelerini denetleyecekler, gezecekler hatta. Artık böyle bir duruma gelinmiş. Yani bu kadar. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Çok. Yok, estağfurullah. Çok güzel bir sunumdu. Kesinlikle aslında, çok başarılıydı. Buyur. Aslında şey söylemek istiyorum. Bu hani Roma'nın romanizasyon politikalarını nasıl yaptığına alakalı popüler bir kültür eseri var aslında. Asterix Tanrılar Sitesi'nde o macerasında mesela hem Alesya Savaşı'nı anlatıyor Sezar. Kendine üçüncü kişi olarak bahsettiği için o yendi versiyon Getorix'i, Alesya'da zaferi kazandı. Ona bir gönderme yapmış. Hem de Roma gittiği bölgelerde mimari kentler, yani tapınaklar inşa ediyor, evler inşa ederek bölge halkını aslında ekonomik olarak ve kültür sömürüsü olarak içerisine çekip alıyor. O Tanrılar Sitesi macerasında tüm Galyalılar, işte Asterix ve kabilesi Roma kentinde yaşamaya başlamışlardı, tercih etmişlerdi. Yani böyle bu şekilde bu aslında arkeolojik bulgular gerçekten sığ. Çünkü Kızıl Ordu gerçekten 2. Dünya Savaşı'na geçerken çok tahrip etmiş o bölgeleri. Yani tam olarak o Albin Kalesi'nde mesela ne zaman inşa edildiği belli değil. Hani böyle bir durum var. Birkaç Carnuntum Amfiteatrosu ve birkaç yapı geriye kalmış sadece elimizde. Ve yani Roma gittiği bölgelerde mutlaka dini kullanır. İdeolojik olarak da sunuyor. Zaten Galatya'da, günümüz Ankara'da da mesela Octavianus'un kendisini tanrı ilan ettiği bir tapınağı da var. Bunu ortada yapmıştır. Ancak tabii ki arkeolojik çalışmalar daha çok yeni. Halen daha sürüyor. Çünkü birkaç katmanlı bir yapı var orada. Hallstatt C kültürü, B kültürü diye ayrılıyor. Daha yeni ortaya çıkıyor ve ortaya çıkan bulumlarda mesela kentlerin yer altına da hani yerleşimler yaptığı, toprağı kazarak hani yerin altına kat indikleri de ortaya çıktı. Yani böyle. Evet. Var. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten başarılı bir akademisyen olacaksın diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu yönde. Şimdi diğer sunum yapacak arkadaşımıza geçelim. Burak Kayhan Aygün beyefendi, The Importance of Local Sources in Historical Research, The Case of Barton Newspapers.
isimli evet, sunumunu hocam. Yapacak. Buyursunlar lütfen. Kendinizi de tanıtırsanız. Tabii. Sesim geliyor mu hocam? Evet, evet. Tamam, teşekkür ederim. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Burak Kayhan Aygün. Bartın Üniversitesi'nin lisansüstü eğitim enstitüsünde tarih ana bilim dalı yüksek lisans öğrencisiyim. Müsaadenizle sunumuma başlayayım. İlk önce sunumu açalım. Geldi mi hocam ekran? Evet. Tamam. Son yıllarda özellikle popülerleşmiş bir alan olan yerel tarihçilik konusunda bir bildiri hazırlamayı uygun gördük danışman hocamla. Tabii ben bu bildiri hazırlarken birçok farklı kaynaktan yararlandım. Yerel tarihçiliğin sosyal tarihçilik başlığı altında gelişim gösteren bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Ama son yıllarda özellikle 20. yüzyıla gelindiğinde yerel tarihçiliğin artık sosyal tarihçilikten ayrı bir disiplin olarak ele alındığını görebiliyoruz. Yerel tarihin ilk önce bir kısa tanımını yapalım. Yerel tarihçilik nedir? Yerel tarih en kısa tabirle mahalle, şehir ve bölgelerin tarihini ele almayı amaçlayan bir tarih yazım anlayışıdır. Semt ve mahallelerin sosyoekonomik yapısından hareketle bölge ve ülke hakkında genel çıkarımlar yapmayı amaçlayan yerel tarih anlayışı, yerelden genele sonuç çıkarma aracı olarak da tanımlanabilir. Dünyadaki baskın tarih yazımı geleneğini dışarıda bıraktığı bir alan olan yerel tarihçilik, 20. yüzyıldan itibaren tarihin odak noktasının değişmesiyle değeri gittikçe yükselen bir disiplin haline gelmiştir. Her ailenin, her nesnenin, kısaca her yanımızın bir tarihle çevrili olduğu fikri, buna David Kaivik ve Marty özellikle farklı bir tabir kullanır, yanı başımızdaki tarih der. Keza Esra Danacıoğlu da yanı başımızdaki tarih kelimesini kullanmayı sever. Bu tabir aslında tarihin ham maddeleri olan belge kavramının yeniden tanımlanmasına ortam hazırlamıştır. Belge kavramının yeniden tanımlanması ile tarihe kaynaklık eden yerel kaynaklar hususunda yeni bir tasnif ihtiyacı da ortaya çıkmış. Tabii bununla birlikte yerel tarihin bir uzmanlık alanı ile amatör alanı olduğunu biliyoruz. Yani yerel tarihçilik akademik düzeyde araştırmalarını ilerletmek isteyen akademisyenlerin alanı olduğu gibi herhangi bir akademik formasyona sahip olmayan, yerel ölçekte araştırma yapan amatör tarihçilerin de bulunduğu bir alan. Avrupa ve Amerika'da yerel tarihçiliğin 18. yüzyıldan itibaren sivil toplum örgütlerinin desteğiyle oldukça sistematik bir hale getirildiğini biliyoruz. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren sözlü tarih geleneği Amerika'da bir metot olarak kabul edilmiş. Ülkemizde ise son 20 yılda bir atılım yapıldığını biliyoruz. Özellikle Tarih Vakfı Yurt Yayınlarının bu konuda önemli girişimleri var. Globalleşen dünyada her kentin ayrı bir organizasyon olarak algılanmaya başlaması, yerel tarih araştırmalarının önünü açmış ve tarihçiler global ya da ulusal ölçekteki konular için yerel kaynaklardan veri toplayabileceğini keşfetmiştir. Tabii bununla beraber şöyle bir soru da gündeme geliyor. Yerel kaynaklardan tarihçilik ya da metodolojik olarak nasıl yararlanabiliriz? Bu bildiride aslında bu konuyu da biraz irdeledik, sunmaya çalışacağım. Yerel arşiv belgesinin tanımını yapalım. Belge ilk önce, belge nedir? Belge hayatın herhangi bir döneminde, herhangi bir biçimde kaydedilmiş tarihi bir delildir. Belgeler olaylara şahitlik eden kimselerin gözlemlerini anlatan, tarihçilerin geçmişle doğrudan bir ilişki kurmasını sağlayan aracılar konumundadır. Yerel arşiv belgesi ise belli bir bölgede yaşayan ailelerin, o bölgede faaliyet gösteren işletmelerin, kamu kurumları ya da sivil toplum kuruluşlarının ürettikleri belgeler toplulukları olarak tanımlanıyor. Tabii bir belgenin yerel mi, genel mi, genele mi hitap ettiği, yerele mi hitap ettiği ayrımında önemli kıstaslar var. Buradaki en önemli husus şudur. Üretilen belgenin etkisinin ait olduğu bölge ile sınırlandırılmış olması. Burada milli arşiv, yerel arşiv çizgisi biraz karışıyor bazen.
Ama özellikle etkisinin yerel çapta sınırlandırılmış olması o belgenin yerel arşiv belgesi olarak tasnif edilmesindeki en büyük etkendir. Osmanlı Devleti'nde tabii daha doğrusu tarihimizde yerel kayıt tutma geleneği maalesef yok. En fazla 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar gidebiliyoruz. O da vilayet sannameleri diye özel bir başlık var. Vilayet sannamelerinde yerel ölçekte bir kayıt sistemi tanımlanmış. Lakin batıya nazaran bu pek eksik, pek nakıs kalıyor. Batıya baktığımızda milli arşiv, yerel arşiv bölümünde kesin ayrımlar var. Avrupa'da özellikle 17. yüzyıldan itibaren yerel kayıtma tutma geleneği popülerleşmiş. Tabii bu popülerlikte özellikle önemli bir başlık var. Almanak diyoruz biz buna. Almanaklar aslında başta astronomik hareketlerin yani göklerdeki semadaki cisim hareketleri, güneşin ayın ve doğuş ve batış saatleri gibi astronomik hareketlerin kaydedildiği yıllıklar aslında. Bir özelliği daha var. Kilisenin belirli günlerde yaptığı festivalleri kayıt ediyor. Kilisenin kayıt tutma geleneği de aslında bu almanaklarla birlikte başlamış. Tabii zamanla bu almanak dediğimiz kavram istatistiki bilgilerin kaydedildiği yıllıklar olarak gelişimini sürdürmüş. Bu yüzden sannamenin batı kültüründeki, batı literatüründeki karşılığı diyebiliriz almanaklar için. Şimdi sannamenin ne olduğunu anlatalım. Sanname 3 ayrı başlıkta değerlendiriliyor. Devlet sannameleri, nezaret sannameleri ve vilayet sannameleri. Tabii bizi ilgilendiren kısmı vilayet sannameleri. Çünkü yerel tarihçilik diyor isek vilayet sannamelerini ele almak zorundayız. Vilayet sannameleri yerel tarih alanında yapılan araştırmalarda vazgeçilmez bir konumdadır. Vilayet sannamelerinde söz konusu vilayetlerin idari yapısı, coğrafi ve iklimsel özellikleri, vilayetlerde gerçekleştirilen imar faaliyetleri ve nüfus dağılımları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiş ve tarım ürünlerinin sayımından ticari faaliyetlere kadar geniş bir enformasyon kaydedilmiştir. Vilayet sannamelerinin yerel tarihçilik açısından en önemli bölüm şudur. Ekonomik ve Osmanlı kentlerinin ekonomik ve sosyal yapısını resmetmesi bakımından yerel tarihçilik için mühim bir başvuru kaynağı konumunda kalıyor. Bununla birlikte bazı tasnifler yaptık. Bu tasnifleri de kurumlar tarafından üretilen belgeler yerine türlerine göre yapmaya çalıştık. Başka bir kategori seyahatname. Seyahatname 16. ve 17. yüzyıllarda coğrafya ve tarih çalışmalarında kentlerin ve bölgelerin topografik yapısının incelenmesi, dönemin tarihçiliği genelinde ekol haline gelmiş ve bu durum 17. yüzyılda sıklıkla karşımıza çıkan seyahatname türünün gelişmesine olanak sağlamıştır. Böylelikle yeni yerler görmek ve gördüğü yerleri tasvir etmek isteyen seyyahlar, uğradıkları kentlerin sosyoekonomik ve topografik yapısı hakkında mühim bilgiler kaydetmiş. Dünyayı keşfetme arzusu tüm o Avrupa ve Orta Doğu boyunca yayılan bir hareket haline gelmiştir. Biliyorsunuz Osmanlı kültüründe bu seyyahlar da meşhurdur. Latifi olsun, Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi olsun. Bu seyahatnamelerin Osmanlı'nın da 17. yüzyıllardan itibaren bir önemli bir kültürel hareket haline geldiğini de biliyoruz. Bu seyahatnamenin nesi önemli? Şu önemli, seyyahların uğradıkları kentlerin kültürleri, iktisadi yapıları, sosyal yapıları hakkında kaydettiği bilgiler aslında yerel tarih araştırmalarında çok önemli kaynaklar haline gelmesine vesile oluyor. Örneğin ben lisans yıllarında TÜBİTAK'ın araştırma projelerinden birinde yürütücülük yapmıştım. Bartın ile Amasra ilçesinde geleneksel sanatlar hakkında bir proje yaptık. Ve bu projede Evliya Çelebi'nin ikinci ciltini inceledim. Bu ciltte yer alan Bartın Amasra turunda ki kaydettiği bilgilerden çok yararlandım. Yerel tarihçilik açısından bu seyahatnamelerin müthiş kaynaklar olabileceğini biliyoruz. Yine bibliografyalar ve kataloglar belli bir konuda muhtelif konularda yazılmış kitap, broşür ve makalelerin cilt, baskı kaydı ve yayınlandığı yıl ile müellifinin listelendiği yayınların tamamına bibliografya adı verilmektedir.
Bu yerel tarihçilik açısından önemi şudur. Yerel tarih alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yol gösterici bir kaynak niteliğindedir bibliografyalar. Dergiler, yerel tarihin yararlandığı kaynaklardan biri olan dergiler, tarih dergileri, vakıf dergileri ve halk evleri dergileri olarak gruplandırılabilir. Tarih dergilerinin atası Osmanlı'da 1912 ve 1923 yılları arasında yayınlanan Tarihi Osmanlı Encümeni Mecmuası ve Ali Emiri'nin 31 sayı olarak yayınladığı Tarih ve Edebiyat Mecmuası'dır. Bu dergiler Türk tarih dergilerinin öncüleri konumunda. Yine 1932 ve 51 yıllar arasında 49 dergi çıkaran Halk Evleri dergileri var. Bu Halk Evleri dergileri de dil, edebiyat, güzel sanatlar, köycülük ve sosyal yardım gibi konularda dergiler yayınlamış. Gazeteler kısmına gelelim. Gazeteler, tarihimizde gazete basımının geçmişi 19. yüzyılın ilk yarısına kadar dayanmakta. Bildiğiniz gibi Takvim-i Vakayi gazetesi var, Ceride Havais var. Bununla birlikte vilayet çapında yerel gazete geleneği de 1864 yılında başlıyor. Fuat Paşa önemli bir şahıstır. Tanzimat'tan itibaren vilayet gazetelerinin yayınlanmasına yönelik bir aslında geleneği başlatan kişi Fuat Paşa'dır. Beyrut'ta yayınlanan Beyrut gazetesinin Fuat Paşa resmi yayın haline getiriliyor. Bu tarihten itibaren özellikle 1864'ten itibaren vilayet gazeteleri yayınlanmaya başlıyor. Osmanlı'nın hemen her vilayetinde bu var. Özel gazetelerin tabii sonraki tarihlere kadar bu gelenek devam ediyor. 1908 yılına kadar devam ediyor. İkinci Meşrutiyet'in ilanına kadar. Bu tarihten itibaren Haçlı kentlerinde yerel basın faaliyetleri özellikle artıyor. Tabii ikinci Meşrutiyet'te savaşlardan dolayı halkı yanına çekmek isteyen iktidarın çok daha yerel basın yayın faaliyetlerine önem verdiği ortada. Cumhuriyet döneminde ise 1920'lerden itibaren Türkiye genelinde yerel basın alanında büyük bir atılım yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle 1941 yılına gelindiğinde 309 dergi ve gazetenin 103'ünün İstanbul, Ankara ve İzmir dışında basılmış olduğu gerçeği yerel gazetecilik alanındaki gelişmeyi gösteren en önemli delillerdendir. Şimdi gazetelerde şöyle bir husus var. Günümüz çağdaş tarih anlayışı aslında 19. yüzyıla kadar devam etmiş siyasal tarihçiliği mitlerini yıkmakta ve insanı siyasal bir yaratık olmaktan çıkararak uygarlığı bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır. Bu çağdaş tarihçilik anlayışına göre insanlığın sanatsal yönü, edebi yönü, hatta düşünce yönü dahi tarihin uğraş alanı içerisine girmektedir. Dolayısıyla günümüzde yerel çapta üretilmiş basılı yayınlar, sözlü kayıtlar ve tarihi değer taşıyan görüntüler tarihsel delil kapsamında değerlendirilmektedir. Gazeteler geçmişin ve bugünün kaydını tutan bir vakainame niteliği arz etmesiyle yerel çaptaki yaşanan sorunları, sosyal etkinliklerin, kente gelen yatırımların gazetelerde işlenmesi yine yerel tarihçilik alanında önemli başvuru kaynaklarından olmasına vesile olmaktadır. Şimdi Bartın'da yerel basın çalışmaları var. Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Devrim gazetesi var. Bunlar niye önemli? Şu yüzden önemli. Örneğini verdiğim Bartın gazetesi'ne paralel bir şekilde çıkmış ya da günümüze kadar kesintisiz süre ile yayınına devam etmiş gazeteler. Kısa kısa bunlardan bahsedeceğim. Devrim gazetesi İbrahim Cemal Aliç tarafından 4 Mayıs 1936 yılına kadar, 1935'ten 1936 yılına kadar toplamda 89 sayı olarak yayınlanmış. Bu gazetenin şu önemi var. Örneğini verdim. Bartın gazetesinin sahibi İbrahim Cemal Aliç aynı zamanda Devrim gazetesinin de sahibidir. Express Bartın bu günümüze kadar gelmeyi başarmış yerel basın yayın organlarından biri. 8 Ağustos 1960 yılında günümüze kadar kesintisiz süre ile yayınına devam etmeyi başarıyor. Express Bartın'ın matbuat tarihinde önemli bir konumdadır. Bartın tarihi ve kültürü açısından en önemli başvuru kaynaklarından birisidir. Yine Bartın Ticaret ve Sanayi Odası gazetesi var. 1973 yılından günümüze kadar ki sürede yayınına devam etmeyi başarmış. Günümüzde ise e-bülten olarak yayınına devam ediyor. Bartın Halk gazetesi var. Bartın Halk gazetesi 25 Mart 1998 yılında
Günümüze kadar yayınına devam etmeyi başarmış. Express Bartın'ın sahibi Levent Çimçin aynı zamanda Bartın Halk Gazetesi'nin sahibidir. Bu açıdan önemli. Gelelim Bartın bildirimimize konu olan Bartın Gazetesi'ne. Bartın Gazetesi aslında nadir bir gazete. Niye nadir? Yerel çapta 1924'lerden günümüze kadar kesintisiz süreyle yayına devam etmiş pek gazete yok maalesef ki. Bartın Gazetesi Cumhuriyet'in ilan edilişinden tam 11 ay sonra 6 Eylül 1924'te İbrahim Cemal Aliş'in liderliğinde Müttehit Arkadaşlar denerek tanımlanan 6 kişilik bir genç grup tarafından kuruluyor ve bu grup yaklaşık 1977 yılına kadar görevini ifa etmiş. Bu vakitten sonra 1977 yılından sonra İbrahim Cemal Aliş'in oğlu Esen Aliş tarafından bu Bartın Gazetesi'nin yayınları devam ettiriliyor. Bizim için önemli olan şu, biz Bartın yerel tarihçilik açısından Bartın Gazetesi'nin analizini yapacağız. Şöyle, yerel tarihçilikte biz bir gazeteden nasıl yararlanabiliriz bunu anlatmak istedik aslında bildiride. Şimdi Bartın Gazetesi'nin sosyal şehrin sosyal ve ekonomik problemlerini gündeme getiren toplumsal bir yayın olduğunu biliyoruz. Örneğin bir örnek getirdik. Bu örnekte gördüğünüz üzere 18 Teşhin-i Sani 1937 yılında yayınlanmış Bartın Gazetesi'nin bir sayısı. Teşhin-i Sani Kasım ayı demek. Bartın Gazetesi'nin 618. sayısı olarak söyleyebilirim. Gördüğünüz üzere bazı haberler var. Mustafa Kemal'in Doğu vilayetlerine yaptığı gezi, yerel çapta bir elektrik kullanım ücreti haber verilmiş, hayvan hırsızlığı, yaramaz çocuklar vesaire böyle başlıklar var. Resim öncelikle şu haberden başlayalım. Bartın Gazetesi'nin manşetinde Atatürk'ün 1937 yılında Doğu vilayetlerine yaptığı gezide geziye yer verilmiş. Söz konusu haberde Atatürk, Başbakan Celal Bayar, İçişleri Bakanı Ali Çetinkaya ile birlikte Doğu vilayetlerinde denetleme gerçekleştiriyor. Örneğin 1923 yılı ile 1938 yılları arasında Atatürk'ün yurt gezilerini araştırmak isteyen bir tarihçinin Bartın Gazetesi'nin bu sayısından ya da özellikle Atatürk'ün gezi gerçekleştirdiği vilayetlerin, illerin yerel basınını tarayarak topladığı veriler vasıtasıyla çok daha güzel bir araştırma yapabilir. Özellikle gezi yapılan vilayetlerin yerel basın yayın organlarını taramak çok daha isabetli olacaktır. Yine başka bir haber, belediye elektrik ücretlerini tespit etti diye bir haber yapılmış. Odun ihtikarı denmiş. Odun satışlarındaki bir usulsüzlükten dolayı belediyenin tedbir aldığını söylüyor bu haber. Şimdi bu haberler niye önemli? Genel olarak baktığımızda kentin sosyoekonomik sorunlarını ele alıyor gazete. Kente yapılan bir kentte yaşanan ekonomik sorunların gazetelerde kendine yer bulması şehrin iktisadi tarihi açısından önemlidir. Zira kente yapılan yatırımlar, iş ilanları, toplu iş görüşmeleri gibi konular kentin kalkınma tarihinde büyük bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte gazetelerde yer alan ekonomik haberler şehirde yaşayan halkın ekonomik olarak hangi katmanlarda yer aldığı konusunda fikir sağlayabilir. Eğer odun ihtikarının haberinde şöyle bir özellik var. Örneğin bir kentte odun satışında yaşanan bir problem yerel gazetelere haber yapılabilecek kadar önem arz ediyorsa o kent için ağaç ve ağaç işçiliğinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Bartın ilinin Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıllardan itibaren ağaç işçiliğinin çok geniş bir şekilde yapıldığı, çok yoğun bir şekilde yapıldığı merkez illerden biri olduğunu biliyoruz. Diğer habere geçelim. Başka bir örnekte Cumhuriyet bayramlarıyla ilgili bir örnek var. Cumhuriyet bayramının 14. yıl dönümü haberi var görüyorsunuz. Şurada okuyamayabilirsiniz. Türklük ve İslamlık başlığı, altında gençler ve roman ve şurada resmi ilanlar kısmı var. Cumhuriyet bayramı haberi vasıtası ile
Tüm ulusu ilgilendiren bir mevzu için yerel kaynaklarda nasıl veri toplanabileceği adeta örneklendirilmiştir. Örneğin Cumhuriyet'in erken dönemlerinde Cumhuriyet bayramlarının nasıl kutlandığını araştırmak isteyen bir tarihçi bu haberden fevkalade yararlanabilir. Yine şekil 2'de görüldüğü üzere resmi ilanlar bölümü yer almaktadır. Gazetelerde yer alan ilan ve reklam bölümleri yerel halkın ilgi alanları, eğlence anlayışları, meslek davamları konusunda bilgi sağlayabilir. Buna ek olarak ölüm ilanları ile birlikte kent açısından önemli konumda bulunan şahısların biyografileri bulunabilir ve buna bağlı olarak yerel bağlamda bir aile tarihi çalışması başlatılabilir. Gazetede yayınlanan reklamlar, kentte üretilen ürünler, kentte yaşanan iş hayatı ve kentte bulunan fabrikalardaki faaliyetler hakkında bilgi sağlayabilir. Sonuç bölümüyle noktalandıracağım. Bir dakika içerisinde özetleyebilirsek lütfen. Dünyada tarih yazımı geleneğinde uzun bir müddet siyasal, askeri ve diplomatik tarih ekseninde bir tarih yazılığı tercih edilmiş. Ancak 20. yüzyıla gelindiğinde dünyadaki tarih araştırmalarının giderek insan ve toplum temelli meselelere yönelmesi, tarih metodolojisinde insanı ve toplumu odağına alan yeni yaklaşımlar türetilmesine vesile olmuş. Yerel çapta basım yayın faaliyetlerinde bulunan gazetelerin kent hafızasının tarihe geçirildiği belgeler olarak kabul edilmekte. Dolayısıyla aile tarihinden çevre tarihine kadar geniş bir yelpazede gazeteden yararlanılabilmektedir. Yerel kaynaklardan alınan verimin daha çok yükseltilebilmesi açısından il kütüphanelerinin ve üniversite kütüphanelerinin düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir öneri getirebiliriz. Bu gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde tarih geleneğimiz açısından yerel kaynaklardan edinilen kazanımların çok daha artacağını söyleyebiliriz. Biraz uzun oldu, kusuruma bakmayın, çünkü geniş bir konuydu. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, güzel bir çalışmaydı. Teşekkürler. Şimdi ben bir sunum yapacağım. Tabii hocam. Cumhuriyet devrimleri bağlamında Atatürk döneminin üretim ilişkileri açısından tahlili dedik. Aslında üretim ilişkileri açısından tahlil derken sınıfsal tahlil demek istiyorum. Sınıfsal kelimesini kullanmadım orada. Üretim ilişkileri açısından dedim. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'da 10. yüzyıl itibariyle kapitalist ilişkiler gittikçe genişlemeye başladı. Her geçen yüzyıl daha da fazla ticaret kanalıyla, hatta işte teknik ilerlemeler, pusuların bulunması, uzak deniz yolculuklarının yapılabilmesiyle birlikte Avrupa'da bir toplumsal sınıf ortaya çıktı. Bu toplumsal sınıf da burjuvazi. Burjuvazi süreç içerisinde işte pek çok alanı domine etmeye başladı. Hem ticareti ele geçirdi, parayı, zenginliği ele geçirdi ve daha sonraki süreçte de işte Rönesans'ta mesela hocamız burjuvazi da bilir. Yeni bir sanat anlayışını desteklediği, sanatta insanın merkeze alındığı bir bakış açısını, perspektifi genişletti. Kilisenin sanat anlayışına bir alternatif. Çünkü neticede burjuva sınıfı tabii ki de ekonomi, yani iktisadi altyapıyı dönüştürdükten sonra, ele geçirdikten sonra hem aristokrasinin hem kilisenin toplum üzerindeki o kültürel baskısını kırabilmek için bir takım girişimlerde bulunuyordu. Bunlardan biri de işte Rönesans'tır. Biri reformdur mesela. Dinde reform hareketleri ve aydınlanmayla birlikte tabii hümanist okuma, yani insanı merkeze alan okuma. Dolayısıyla yani tarihin doğal gelişimi içerisinde, kendi akışı içerisinde ve Annele Ekolü'nün de söylediği gibi uzun süreçler, uzun tarihsel süreçler içerisinde minimum değişimlerle, minimum efendime söyleyeyim bir takım alanlardaki kazanımlarla burjuvazi en son siyasi ve hukuki alanda da erki, otoriteyi ele geçirebilmek ve aristokrasinin, kilisenin düzenini, feodal düzenini yıkabilmek adına Fransız devrimini gerçekleştirdi biliyorsunuz. Ondan sonra da başarıyla kendi siyasi sistemini, kendi hukuki yapısını, yani milliyetçilik ideolojisine dayalı laik, seküler, ulus devlet yapısını Avrupa metropollerinde ikame etti. Tahkim etti diyelim, daha doğrusu tahkim etti. Bu gördüğünüz gibi burjuvazi öncülüğünde, yani bir sınıfın doğal ihtiyaçları, doğal gereksinimleri dolayısıyla kendiliğinden akan bir tarihsel süreçti. Yani aşağıdan yukarıya devrim dediğimiz bir halk hareketiydi.
Burjuvazi aristokrasiyi yıkarken yanına işçi sınıfını da aldı. Öbür yanına köylülüğü de aldı. Dolayısıyla aşağıdan bir hareketti. Ama aynı amaç uğruna yola çıkan ve milli mücadele sonrası, işte Türkiye'deki feodal düzen demeyelim, Türkiye'nin kendine münhasır, kendine has bir üretim altyapısı vardı. Yani bütün zenginlik, bütün topraklar merkezi otorite olarak kabul edilen tek bir kişiye, padişaha aitti ve işte Anadolu beylikleri döneminin dışında da Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa'dakine benzer bir feodal yapı, yani o merkeziyetsiz, farklı, daha küçük otorite alanlarının olduğu bir feodal yapı da yoktu. Dolayısıyla Osmanlı'da sınıfsal, Avrupa'dakine benzer sınıfsal bir yapı, sınıfsal bir çelişki doğmadı. Yani bir burjuva sınıfından, bir işçi sınıfından bahsedemeyiz. Mesela Oya Sencer'in Türkiye'de İşçi Sınıfı isimli bir eseri var. Orada bakıyorsunuz Osmanlı'daki sanayileşmeye hem kısır hem de genelde yabancı yatırımın gerçekleştirdiği bir sanayileşme. Aynı zamanda 1800 yılların başında, yani 19. yüzyılın ilk yarısında, mesela Almanya'nın Kolonya gazetesinde bir haber çıkıyor. Dönemin sultanı Almanya'dan işçi, kalifiye işçi talebinde bulunuyor. Çünkü Türkiye'de ne eğitim o düzeyde ne de kalifiye işçi var. Yani hem efendime söyleyeyim sanayi olarak gelişmiş durumda değiliz, hem de sanayide çalıştırabilecek işçimiz de yok o düzeyde. Türkiye Cumhuriyeti'ne de bu şekilde zaten bir miras kalmıştı. Yani sanayide kısır bir yapı, nüfusta ciddi bir azalma, 10 yıllık 15 yıllık savaşlardan dolayı Galicia'da, Yemen'de, işte Balkanlar'da, Birinci Dünya Harbi sonra milli mücadelede işte ölen insan sayısının yüksekliğini biliyoruz. Dolayısıyla çalışacak erkek nüfus yok. Eğitim düzeyi, eğitim seviyesi düşük olduğu için kalifiye eleman yok. Ayrıca sanayileşme de gelişmediği için sanayide çalıştıracak eleman eksikliği var. Böyle bir cumhuriyet devralınmış. Peki cumhuriyet, yani Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleşecek olacak o milli demokratik devrim. Yani bu bir milli demokratik devrimdir. Yani işte o Osmanlı'ya has üretim ilişkilerini kırıp padişahlığı, saltanatı sona erdirmek ve onun içinden bir ulus devlet, milliyetçiliğe dayalı, laik, seküler bir ulus devlet inşa etmek, aynen Simon Bolivar'ın işte Venezuela'da yaptığının aynısını yapmaktır. Lafayette'lerin, işte Napolyon, şunların, bunların Fransa'da yaptıkları gibi. Fakat işte tek bir fark var. Bizde aşağıdan, kendiliğinden akan bir tarih yok. Çünkü bizde öyle bir sınıf oluşmamış. Normalde Avrupa'da bu değişimleri, bu dönüşümleri, bu devrimleri burjuva öncülüğünde, burjuva sürüklüyor. Ama bizde bir burjuvazi olmadığı için aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağı, Jacoben bir anlayışla devrimlerin topluma sindirilmesi icap ediyordu. Zaten işte bu toplumun geneliyle bu devrimler arasındaki çatışmanın da sınıfsal sebebi bunların arkasında yatıyor diyebiliriz. Dolayısıyla peki Atatürk döneminde ne yapıldı? Atatürk döneminde şu yapıldı. Mesela halk evleri kanalıyla önce okuma yazma oranının arttırılması için millet mektepleri kuruldu. Okuma yazma oranı artacaktı ki insanlar işte ne bileyim dinini kendi kaynağından, Kur'an'dan öğrenecekti. Bilgisini artıracaktı ve dolayısıyla bir birey olma, bir yurttaş olma bilincine ulaşacaktı. Yani cumhuriyetin ilkeleriyle donanacaktı ve dolayısıyla devrimlerin ideolojisini sahiplenebilecek, sırtlanabilecek yeni bir nesil meydana gelecekti. Cumhuriyet bunu yapmaya çalıştı. Yani cumhuriyet de facto olarak bulduğu o feodal ilişkilerle işte aşiret toplumu olan o yapıyı değiştiremeyeceğini ya da değiştirmeye çalışsa bile minimum karşılık alabileceğini bildiği için, bunun yanı sıra tabii aşiretlerin yanında bizde kilise yok ama neredeyse kiliseye benzer bir ruhban sınıfına dönüşmüş tarikat yapılanmaları var. Onların da dolayısıyla toplum üzerinde bir hegemonik gücü var. Bunun da kırılması lazım. İşte o mesela Kur'an'ın mealleştirilmesi, Türkçeleştirilip dağıtılmasının biraz da sebebi buralarda yatıyor. Yani insanlar kendi kaynağından öğrensin. Bu tip yapılanmalara girmesin, bu tip yapılanmaların ne anlama geldiğini idrak edebilsin diye. Yani onların, tarikatların toplum üzerindeki hegemonyasını kırabilmek için atılmış adımlardır. Diyanet kurumu da aslında bunun için kurulmuştur.
Fakat daha sonra tabii ki de farklı iktidar dönemlerinde farklı siyasi yapılara büründürülmüştür. O ayrı, ama Cumhuriyet'in yapmak istediği şu. Evet, elimizde bir feodal yapı var, aşiret ilişkileri var. Bugün halen daha maalesef sürmekte olan. Neden sürüyor? Çünkü işte oy deposu olarak görülüyor. Yani oradaki insanlar birey olsalar, yurttaş olsalar onları teker teker ikna etmek zor olacağı için bir aşiretin reisini ikna etmek daha kolay olacağından dolayı bu sistem politikacılar tarafından uzun süre, yani Atatürk'ten bugüne kadar değiştirilmemiştir. Aynı şekilde aynı mantıkla tarikat sisteminin de değiştirilmediğini görüyoruz. Ama erken Cumhuriyet döneminde işte Atatürk'ün gerçekleştirmek istediği buydu. Halk evleriyle bunu başarmaya çalıştı. Halk evleriyle insanların ideolojisinin bilincini taşımaya, bilincini insanların dönüştürmeye çalıştı. En azından bir sınıf bulamadık. Evet, bu yani devrimleri taşıyacak, ileriye götürecek bir sınıf henüz yok. Biz bunu dışarıdan bu devrimleri topluma empoze etmek zorundayız. Ama en azından bir 10 sene içerisinde gelecek nesilleri bari eğitim yoluyla Cumhuriyet ideolojisine yönelik olarak yetiştirelim ki devrim kısa süreli olmasın, devrimi daha uzun süreli bir hale dönüştürebilelim diye. O yüzden mesela öğretmenlik mesleği çok kutsal kabul edilmiştir. Niye? Çünkü öğretmenler devrimin, Kemalist ideolojinin, Cumhuriyet ideolojisini en küçük birime kadar, yani köylere, nahiyelere kadar götürecek olarak hani değilse peygamberane bir vazifeyle vazifelendirilmişler. O yüzden erken Cumhuriyet döneminde öğretmenliğin de çok kutsal bir mahiyet arz ettiğini görüyoruz gazetelerde, dönemin basınında diyelim. Yapılmak istenen tabii bir altyapı devrimi de, yani bir iktisadi üretim ilişkilerine dayalı bir dönüşüm de gerçekleştirilmek isteniyordu. Yani devlet öncülüğünde kapitalist kalkınma stratejisi, ilk önce özel sektöre bu dayandırılmak istendi. Fakat özel sektör burjuva sınıfı olmadığı için devlet öncülüğünde yapılmaya çalışıldı. Ama bununla başat, bununla paralel biçimde tabii dediğimiz gibi Cumhuriyet devrimlerini sırtlayabilecek bir sınıfın, bu da imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir toplumun meydana getirilmesiydi. Böyle bir amaç arzu ediliyordu. Atatürk'ün koyduğu prensip şuydu: biz mazlum bir milletiz, emperyalizm karşısında onunla mücadele etmiş ve bağımsızlığını kendi elleriyle, kendi mücadelesiyle kazanmış bir milletiz. O yüzden kendi içimizde böyle bir sınıfsal çatışma yaşamamıza gerek yoktur ki zaten nicelik ve nitelik olarak ne işçi sınıfımız ne burjuva sınıfımız buna müsaittir. Dolayısıyla biz topyekün, yani korporatist ve solidarist, dayanışmacı bir yaklaşımla emperyalizme karşı topyekün kalkınma stratejisini sahiplenmeliyiz gibi bir ideali vardı. Bunun içinde dediğimiz gibi hem öğretmenler aracılığıyla, hem okuma yazma oranının arttırılması aracılığıyla, hem de halk evleri gibi bir takım sivil toplum örgütleri aracılığıyla topluma Cumhuriyet ideolojisinin bilincini taşıma amacını güttüler. Bu ne kadar başarılı olabildi? Atatürk döneminde evet oldu, ama sonraki döneme bakıyoruz. Politika ve siyasetçilerin de devreye girmesiyle beraber akamete uğradığını ve devrimi sırtlayacak sınıfsal yapının bir türlü istenen nicelik ve nitelikte oluşamadığını görüyoruz. Evet, benim de anlatacaklarım nacizane bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi diğer Bircan Cangül hanımefendi burada mı? Bircan Cangül yok galiba. Barış Bey, bir katılımcımız maalesef yoklar. Herhalde Barış Bey de yok. Ama burada görünüyor aslında. Evet. Sesle ilgili bir problem mi var? Herhalde değil. İnşallah sesinde problem vardır diye düşünüyoruz. O zaman yani birbirimize soracak, birbirimizi körler sarlar, birbirini ağırlar gibi oldu bu. Birbirimize soracak sorularımız var mı arkadaşlar? Evet, yok. Çünkü birbirlerinizin alanı değil.
O zaman ben, tamam, bir sorun yaşanmadı. Hanımefendi de katılmadı. Hepimiz sunumlarımızı yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanımak benim için bir onurdu, mutluluktu. Çok sağ olun. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun. Evet, iyi günler. İyi günler kardeşim benim. Bakıntıdan bakayım. Ne yapalım ya? Oturumumuz tamamlandı. Oturumu kapatıyorum.